anonim şirket durumunda. Devlete ait şirket. Bunun bir yönetim kurulu başkanı var, değil mi? Başkan yok. Bakın evet. Başkan burada Sayıştay'ın ilgili yönetim kurulu ile ilgili verdiği tabloda tarih aralıklarında bir yönetim kurulu başkanı yok. Yönetim kurulu başkan vekilleri var. Vekillerden bir tanesi de Ankara İl Genel Meclisi Başkanı. Yani siyasi bir kişilik AK Parti'den. Neredeyse yönetim kurulu evet. başkanı atanmayarak AK Partili bir yetkili fiilen yönetim kurulu başkan vekilliğinden yönetim kurulu başkanlığı görevine evet, geldi. Parayı dağıtmış. Evet parayı dağıtmış orada. Genel müdür de yok. Bir genel müdür vekili var. Genel müdür de yok. Yani bu kadar ciddiyetsiz, bu kadar liyakatsiz, bu kadar AK Parti'nin menfaatine dönük olarak karar verecek, vekaleten görevlerde olan ve aynı zamanda fiilen AK Parti'yi de temsil eden yetkililerin İller Bankası'nda yönetim kurulunda yer aldığını görüyoruz. Kaçınılmaz olarak onlar da tabii evet. ne yapıyor? Evet. Onlar da bu paraları çok nakit çıkışı yaparak kendi belediyelerine aktarıyorlar ve AK Parti'nin seçim finansmanını yapmak için. Şimdi gelelim bugüne. Bugün ne durumdayız İller Bankası'nda? Son tabii 3 ayın içindeyiz. Son dönemin içindeyiz. Ama görünen durum şu. İlk 3 aylık yani ilk 2 dönemdeki 3 aylık dönem raporlarını baz alarak söylüyorum. Kalan kısmının hikayesini de ayrıca açıklayacağım. 2022'nin ikinci dönem hesaplarında İller Bankası'nın 11,8 milyar liralık bir artışı var. Ve bunlar diğer borçlar hanesinden giriyor. Yani ne demek bu? Karanlık bir giriş bu. Diğer borçlar hanesi. Yani tam olarak nereden bu paranın geldiği belli değil. Hazinenin vergi payından mı aktarılıyor? Evet. Değil. İşte başka gelirlerinden mi geliyor? Hayır, onların da bir adı var. O da değil. Nedir bu diğer borçlar hanesinden giriş? Belli değil. Ne demek bu 11,8 evet. milyar lira? Bize önceki seçimlerdeki hikayeyi aslında anlatıyor. Nedir o hikaye? Bakın buradaki hikaye. Bakın bu. Nedir bu hikaye? Bakın burada gördüğünüz bütün inişler, buradakilerin hepsi seçim dönemleri inişleri. Bunları biz teker teker tespit ettik. Ne zamandan? 2004 yılından 2022 yılına kadar tespit ettik. Yani bu 11 milyar 8... Bankanın kasasındaki grafiği gösteriyorsunuz değil mi? Evet. Bankanın evet. kasasının grafiği o. Nakit çıkışı bunlar. Seçim dönemlerinde çıkışı. Dibe yaklaşmış. Evet, sürekli dipte değil, eksi. Eksiye indiriyor. Ekside. Aynı Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların kaybolması, yok edilmesi, buharlaştırılması gibi. Şimdi dolayısıyla da buradan işaretle de 3. dönemden itibaren aynı diğer önceki seçim süreçlerinde olduğu gibi seçimlere müdahale edecek şekilde 11,8 milyar liralık güncel birikmiş tutarı çıkarmaya başladılar. Şu anda grafikte aşağıya doğru inilen bir sürecin içindeyiz. Ve muhtemel Mayıs ayına doğru yapılabilecek bir seçime kadar da bu parayı bitirecekler, eksiye düşürecekler. Böyle bir durum var. Bunu tespit ettik. Tabii ne yapıyoruz? Evet. Takibini yapıyoruz. Yani bu iş o kadar biz tespit ettiğimiz andan itibaren bu konunun bu şekilde yapılması mümkün değil. Zaten Çevre ve Şehircilik Bakanı da İller Bankası'ndan dışarı çıkmıyor. Sürekli bir toplantı halinde, sürekli nerelere bu kaynak aktarılacak. Çünkü zaten nereden geldiği de belli değil paranın. İller Bankası'na nereye bu paralar aktarılacak onun koordinasyonu içindeler. Dolayısıyla bizim de gözümüz onların yaptığı bu usulsüzlük üzerinde. Çok teşekkürler. Çok önemliydi Sayın Yavuzyılmaz. Ben de hiç araya girmedim. Tane tane anlattınız. Hemen üzerinden konuşmak isterim. Çünkü AKP iktidarının bir parti devletini nasıl inşa ettiğinin çarpıcı fotoğraflarından bir tanesi bu. Doktor Onur Ak Yılmaz bir siyaset bilimci olarak Nasıl değerlendiriyorsun? 8 milyar TL sadece bir seçim döneminde eksilen para. Onu hesaplamış Sayın Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay raporlarından yola çıkarak. Büyük paralar söz konusu ve bunlar devletin parası, milletin parası. Bu paranın bir parti devletinin seçim harcamalarında kullanıldığı anlaşılıyor. Olağanüstü bir miktardan söz ediyoruz.